Tabii buyur buyur. Ben hocam Zahim Üniversitesi işte blok zincir e, kulübü e, başkanıyım. Bu dönem başkanlığı aldım. Hı. Aynı zamanda e, bilgisayar Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. E, sizi de arkadaşlar aslında tanıyordur büyük hı. ihtimalle ama ufak de, hı hı hı. de Ben de elektrik elektronik mühendisiyim. Katüden mezun oldum. Yüksek lisans gazide yaptım bilişim sistemlerinde. Sosyal ağlarda yapay zeka ile ilgili doktorayı da Gazi'de yapıyorum. Şimdi yeterliği verdim tez aşamasındayım. Bu da blok zincirle ilgili. Onun dışında internet teknolojilerine çalışıyorum uzun yıllardır. Çeşitli STK'larda görevlerde bulundum. En son Web3 Derneği'ni kurduk arkadaşlarla. Şu anda da onu öğrencilere devrettim. Elektrik Mühendisleri Odası'nın Ankara Şubesi'nin yönetimindeyim. Bu Web2 ile ben çalışmaya başladım uzun yıllar. Onun üzerinde kitap kalemi aldım orada. Ve işte Türkiye'deki bu internet teknolojileriyle ilgili ekosistemi kurmak için çeşitli çalışmalarımız oldu. Çünkü ben de Erzurum'dan çıkan bir çocuk olarak yani bilgiye ulaşım hızları arasındaki farkın nasıl sosyal toplumsal sonuçlar doğurduğunu biliyorum. O yüzden de bu tarz şeyleri faaliyetleri önemli bir hizmet olarak görüyorum. Şeyde Burada da bugünkü konuşmamızda da Aslında Lama'yı konuşacağız Lama, lama diyeceğim hız, Kolay okunsun diye aslında. Ee, Onun 3. versiyonunu konuşacağız Aslında 18 Nisan'da Çıktı Yani biz e, o, Yaklaşık 14 gün önce Çıkan bir teknolojiyle ilgili eğitim yapacağız Bu bence anlamlı e, Dünyadaki en yeni şeyleri e, Takip etmek önemli Size bir sunum hazırladım Önce onu yapayım. Aslında sunum şöyle. Hani farklı yerlerden de alıntılar yaptım. Çünkü zaman biraz azdı. Ee, şu an sunum görünüyor mu? Şu anda ben görebiliyorum. Tamam. Süper. Tamam. Şimdi şu, şunlara bakmanızı istiyorum öncelikle. Facebook lama'yı nerede kullanacağını gösteriyor. Ben de orada bir o, o sırada biraz Facebook'tan bahsedeyim. Şimdi e, Sosyal Ağlar Tarihi kitabını 2016'da yayınladığımda Facebook'un e, herhalde 10. yılıydı ve ben Facebook'un gelişimini neredeyse hafta hafta çalışmıştım. Kitapta önemli bir yer kaplamıştı. Facebook, internetin 2006'dan sonraki oyun kurucularından biri. Yani domino etkisi üretebilecek e, aktörlerden biri. Birkaç aktör var. E, bunlardan biri de Facebook Sürece baktığımızda yani son internetin son 20 yılına baktığımızda aslında Facebook Google'dan bile başarılı bir şirket diyebiliriz. Google mezarlığı var, bir sürü batan Google projesi var. Facebook daha yavaş, temkinli gidiyor ama işte WhatsApp satın alması, Instagram oralarda kitleleri ayrıştırması falan şu an dersin konusu değil ama Facebook bir olaya giriyorsa güçlü bir şekilde girer. O yüzden bu konuyu da ele almak önemli. Facebook dedi ki artık Leleman 3'ü, yayınlıyorum Bakın mesela... ...burada örnekler var. WhatsApp'ta konuşurken... ...bir kişiye yazıyorsun. Imagine... ...diyorsun. Orada Meta AI'ye yazıyorsun. Mars'ta bir futbol oyunu... ...diyorsun ve sen daha yazarken... ...o çizmeye başlıyor. Sonra işte... ...videoya vesaire dönüştürme... ...süreçleri olabiliyor. Sol tarafta da... ...yine... E, ...Facebook'ta gördüğüm bir paylaşımı... ...basıyorsun ve işte direkt... mesela ...orada bir kişi gitar çalıyor ve sen diyorsun ki hadi ben de gitarı öğreneyim. Bunu Facebook aslında deneyimi demokratikleştirme olarak e, tarif ediyor. Değerli bir yöneticisi var Türkiye'de de Serkan Bey. Ondan da dinlemiştim. Yani e, bir şeyleri demokratikleştiriyor, hızlandırıyor. Bu zaten Facebook'un ilk kuruluşundan beri mottosu. Yani bütün sosyal ağları ikiye ayırdığımızda Facebook öncesi ve sonrası diye. Facebook'un numarası şudur. Facebook öncesindeki bütün sosyal ağlar premium model ve normal modeli vardır. Facebook biraz da tırnak içinde sosyalist bir modeldir. Herkese aynı şeyler. Yani 5000 arkadaşsa 5000 arkadaş, parayla arkadaş sayısı artmayacak. Herkes istediği kadar fotoğraf yükleyebilir. Profesör de olsan, genç biri de olsan ünvan yok. Herkes aynı şekilde sayfa yapacak gibi gibi kültürel kodları internete kazandırmıştır. Bu yapay zeka sürecini de biraz böyle ele alıyor. Bakın burada mesela bir resim var. Onu hayal et diyor, hayal ediyor sol tarafta. Daha sonra animasyona çevir diyor ve animasyona çeviriyor. Sağ tarafta da bir yemek tarifiyle ilgili sürecin nasıl aktığı var. Şimdi bu siteyi söyleyeceğim hemen size. Hemen izninizle. Sonsuz döngüye girmesin. Gelmeden önce onu da şeye aldım da Kullanılanları kaybetmiş olabilirim. Çok kaybettik onu. Aslında ekranı hallelamı bir Bir saniye. şu şimdi ekran kaydında gözükmüyor hemen bir saniye açacağım şöyle bir site aslında ee, lmsys.org lmsys.org siz görüyorsunuz gerçi şeyde gözükmüyor ekran kaydında o arkadaşlar için. Şimdi bu site çok güzel. Buna girip bakarsınız chat.lmsys.org'da bir tür şey yapıyorsunuz. Düello yaptırıyorsunuz yapay zekalara mesela. İstanbul Sabahattin Zahim doğru yazıyorum değil mi? Saat dedim. Ekran gözüküyor değil mi? Evet hocam şu anda. Ben Şimdi burada yapayım. iki tane farklı yapay zekaya bunu hazırlattırmaya çalışacak. Bir sorun olmazsa. Yapay zeka eğitimlerinde ünlüdür. Hep eğitim sırasında sorunlar çıkar. Çünkü bunlar tabii şeyler değil yani. Python kodunu hadi yaptım gel burada da göstereyim değil. Anlık aldığımız için. Şu an mesela sol tarafta bir seçim bir yazı var. Bir de sağ tarafta yazı var. Sizce hangisi daha iyi? Çete yazabilirsiniz. Sol taraf mı sağ taraf mı? İyi bir cevap. Ben tahmin ediyorum ama yönlendirmeyeyim. A mı B mi? Bakalım mı sohbete? Hangisini yazıyorsunuz? Şu anda sohbette herhangi bir şey yok. Sen söyle İlker. Bence A daha açıklayıcı. A değil evet. mi? Bence daha. A is better diyelim. Bakalım neymiş bunlar. A Gemini'miş. B de Clout modeliymiş. Clout modeli Türkiye'de erişime kapalı bu arada. Ee, yazan oldu herhalde. Evet. Türkiye'de evet, erişime evet. kapalı. A yazdılar. Ee, şimdi biz bunu A daha iyi dedik ya. Bunu bir kayıt olarak aldı ve istatistiklere ekledi. Yani bu duelloda Gemini Clout'u yendi. Şimdi burada. Şey listesi var. Leaderboard var. Benim sunumdaki şey de oydu aslında. Buradan canlısını da göstermiş olayım. Tüm Bugün tweet de attım bunu. Tüm dünyadaki işte 92 tane falan yapay zeka dil modeli. Bunlara büyük dil modelleri deniliyor. Düellolarda ne durumdalar? Bak bakıyorsun mesela GPT-4 Turbo şu versiyonu hepsini yenmiş aslında. Çok yüksek bir orana sahip. Burada ama şurada şöyle bir detayımız var. E, dikkat ederseniz 6. sıraya Lelama 3 geldi. 18 günde buraya geldi. Bu onun aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. E, şimdi sunumumuza dönelim. Peki hocam. <laughs> söyle. Bu, tam olarak kısas nerede? Hani aralık mesela birinci ile ikinci arasındaki fark... E, işte mesela yani işte. düellolarda daha fazla kazanmış yani bir ona hazırlatmış bir kişi gelmiş, bir şey sormuş ve sonucunda düellolarda turbo daha çok yenmiş ve her topladığı puanlarla birinci sıraya geçmiş. Anladım. Futbol maçları gibi. Şimdi birkaç tane genel şeyden bahsedeceğim sonra uygulamaya geçeceğiz. Şimdi yapay zekanın içerisinde işte makine öğrenmesi var, onun altında derin öğrenme var, algoritmalar var ee, ve orada işte... Bir classification, bir de clustering var. Yani bir kümeleme, bir de e, sınıflandırma var. İşte bunlara gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme gibi şeyler deniliyor. Sınıflandırmada ne yapıyoruz? İşte kedi mi, köpek mi bakıyoruz, e, seçiyoruz. bu e, Mesela kedileri öğrettik, köpekleri öğrettik. Yeni bir şey resmi geldi. O hangisine benziyorsa onu sınıflandırıyor. Clustering'de de mesela diyelim ki, ki mağazasındasınız ve önünüze 500 tane, 1000 tane tişört attılar ama üzerlerinde medium large yazmıyor, hadi dediniz bunları ayır, neye göre ayırırsın, Git böyle bir kümeleme yapmaya çalışırsın ya, o da clustering oluyor. Bu e, generative AI dediğimiz şey de aslında e, bu sınıflandırma ile clusteringin kesişiminde birazcık ortaya çıkıyor. Yani bunu görsel olarak aklınızda tutun. Daha çok e, bilgiler LAMA 2 ile ilgili ama LAMA 3'te geçeceğiz. Birkaç slide var. Şimdi Facebook şunu diyor. Diyor ki e, ben açık kaynak kodlu bir e, model önereceğim. Bu şu açıdan da önemli. Mesela Türkiye'deki kaygılar ne? Devlet kurumlarında da bu kaygı var. Başka yerlerde de. Hani bilgilerimiz... Oraya gidiyor. Bilgilerimiz gitmeden bunu yapabilir miyiz? Aslında açık kaynaklı modelin faydası bu. O yüzden ileride kullanılma ihtimali yüksek. Facebook bunu tam olarak başarırsa kullanma ihtimali yüksek. Burada farklı farklı parametrelerle de cevap verebiliyor. İşte modelleri var. 7, bin para, 7 milyar parametre, 13 milyar, 34 milyar, 70 milyar parametreyle cevap verebiliyor. Ee, neyle eğitilmiş bu? Yani burada ne öğrenmiş? Wikipedia, web sayfaları, açık kaynak kodlu e, depo, repo'lar, kitaptaki ve ücretsiz kitaplar ki eminim ücretli kitapları da arka tarafta vermişlerdir. Yani bütün hepsi veriyordur. Pre-trained modelde de işte burada ağırlıklar falan var. Ee, aslında bazen bu ağırlıklarla ilgili eleştiriler oluyor. İşte bir model taraflı mı, ön yargılı mı vesaire bu eğitim sırasında kullanılan süreç fine tuning dedikleri de bunu daha iyileştirme küçük bir veriyle daha kaliteli yapabilme aslında o da şu işte bunların yarıştığı yer orası yani bu dil modellerinin yarıştığı yer orası küçük metotlarla onu daha da iyileştiriyorsun aslında GPT 3.5 ile 4 arasındaki farka baktığınızda da onu biraz görüyorsunuz Burada yapmaya çalışılan şey mesela lama ise dediğinde bir hayvan mı bir dil modeli mi bunu çözmeye çalışıyor burası. Burada da token denilen bir şey var. Token dediğimiz şey de aslında yapay zekanın kelimeleri parçalarken kullandığı yapı taşı. Biz kelimeleri hecelere ayırıyoruz. Ee, sonra da onu harflere ayırıyoruz. Yapay zeka ne kelimelere ayırıyor, ne hecelere ayırıyor, ne harflere ayırıyor. Token dediği bir yapı var. Onu ayırıyor. Mesela burada demiş ki şu bir token, ama bir token, is bir token, e bir token. Sadece aklınıza kalsın. O yüzden biz bir yap dil modeliyle konuşurken, ki az sonra onun uygulamasını göstereceğim. Çok güzel, onu da not alırsınız. Ee, direkt sizin yazdığınız şeyi token'a çeviriyor. Ve karşı tarafta da yani verilen cevabı da token'a çeviriyor. Bu token'ın sınırı var. Mesela diyor ki sen bana en fazla 4096 token'lık bir mesaj yolla. E, yoksa işte harcanan e, elektrik işlem gücü o ölçeklenebilirliği yönetemem. Lama ile ilgili aklınızda olması gereken bir şey de <laughs> bunu kodlamaya özel, farklı şeylere özel modellemiş. Yani kodlama diye de bir farklı şey var. Yine buralarda nasıl eğitim süreçleri olduğu var yani LAMA 2 modelini nasıl eğitmişler bununla ilgili bilgiler var. Python'da da çalışacağız. O yüzden Python kodu ile eğitimi ile ilgili detayı da koymak istedim. Tabi bunun alternatifleri var. Az önce görülen 90'ın üzerinde alternatif var ama işte içlerinde farklı farklı modeller var. Bildiğim kadarıyla Falcon'u Birleşik Arap Emirlikleri'nde geliştirmişler. Burada şöyle bir maliyet var. Yani ben bunu kabaca hesapladım ama yanlış olabilir. O yüzden bir hani check etmenizde fayda var. Bir hesaba göre 75 milyon dolarlık falan bir masraftan bahsediliyor. Yani işte şu kadar güce sahip şu kadar bilgisayarı bu kadar süre eğitme gibi bir şey de 75 milyon. Dolayısıyla bunu şundan söyledim. Hani tak diye yapılabilecek bir şey değil bu tarz dil modellerinin geliştirilmesi cidden büyük bir maddi hem maddi hem de know-how olarak güç isteyen bir şey. Lama'nın çeşitli modelleri var. Tabi bu modelleri açık kaynak kodlu bilgisayarınıza indirip çalıştırabiliyorsunuz ama işte buradaki sorunlardan biri oradaki o GP kullanımının sorun yaratması. O yüzden ne yapıyorsunuz? Aslında online bir ortamda çeşitli araçları kullanarak çalıştırabiliyorsunuz. Mesela bir tane açık kaynak kodu var Lama CPP diye. Bu da George Gervano tarafından geliştirilmiş. Bu da sizin yine kullanabileceğiniz Python, Go, Node, Java gibi dillerde kullanabileceğiniz bir kütüphane. Daha doğrusu araç. Şu şekilde de gösteriyor. Mesela Lama 2'de 3 tane şey var. 7000 7 milyar parametreyle, 13 milyar parametreyle ve 70 milyar parametreyle size cevap veriyor. Tabii ki 70 milyar parametreyle cevap verince daha iyi cevap veriyor. Ama sorun ne? Bunun büyüklüğü. Orada işte dengelemeye çalışıyorlar. Böyle testler görürsünüz. Mesela karşılaştırıyorlar. Farklı farklı şeylerde karşılaştırıyorlar. Bununla ilgili şu bir tane başka slide vardı. Orada daha iyi gösteririm. Yani mesela nasıl karşılaştırma yapıyorlar? Az önce biz battle yaptık ya birebir yapay zekalara, onun yerine mesela şey diyor, bir sosyal medya ile ilgili problem üretiyor veya 5 tane peş peşe soru cevap olan diyalog üretiyor, onunların soruçlarına bakıyor veya matematik problemi soruyor. Gördüğünüz gibi burada eğitim süreci var, kodlamanın. Şöyle bakabilirsiniz. Yine burada daha detayları var. Bunları da web öğren koma yükledik. Yani bu eğitimden önce onları yükleyelim dedik. Açık göstereceğim. yani şöyle bir şey var. Onun tam teknik adını şimdi hatırlayamadım da. Yani bizim konteks dediğimiz işte yapay zeka ile konuşurken andan kopma olabiliyor biliyor musunuz? Mesela şimdi insan beyni şöyle çalışıyor. Beni açtınız kamerayı gördünüz. Ve eğitime başladık. Aslında beyin, beyin o bağlamı sorguladı ve bir çek attı. Eğer kamerayı açtığınızda mesela benim e, işte gözümde güneş gözlüğü işte e, üstümde e, işte de, plaj terliği mayo falan olsaydı zihin bir bağlamdan kopuyor böyle ben neredeyim diyor ya. Bu saçma diyor yani şu an bu eğitimcinin durumu saçma. İşte yapay zeka onu çok sık yapıyor. Biz de o bağlamdan kopmaması için promptları verirken bazen araya komutlar ekliyoruz. Bakın burada. İşte o komutlarla ilgili de öğrene bir, bir şey koyduk. Benim dikkatinizi çekmemiz istediğim bir şey ileride gündeme gelir. Şimdi ben bu Lelama 2'nin paper'ına da baktım. 77 sayfalık bir paper'ı var. İşte bunun yani akademik camiaya biz bunu yaptık diye duyurusu. Burada şöyle bir şey var. Birçok bilim dalıyla ilgilenen kişinin dikkatini çekebilir. Bu eğitilirken nasıl bir veri kullanıldı bunu çalışmışlar. Şu anda veri seti kapalı ama bazı detayları biliyoruz. Mesela işte cinsiyetler olarak bu şekilde bir dağılım var. Uluslar olarak yani eğitim verisindeki uluslar o eğitim verisine veren üret yani eğitim verisinde kullanılan verinin sahibi Amerikalı mı, Hindistanlı mı, Çinli mi, Koreli mi, Meksikalı mı gördüğünüz gibi şöyle bir durum var. dinlerde de Hristiyanlık en önde. Religious diye bir kategori ayırmışlar. Hani bunu nereye koyuyor tam bilmiyorum. Yani din dışı inanç gibi bir şey. Belki deizme yakın bir şeydir. E, Spiritüel yeni var. Katolikliği var ve Yahudiliği var. E, mesela burada İslam yok gördüğünüz gibi. Yani %13'ün altında bile yok. Eğitim kümesinde. Bunlar neyi getiriyor? Onun perspektifini getiriyor. Olaylara yaklaşırkenki perspektifini getiriyor. O yüzden önemli. Aynı şekilde Lama'nın içerisindeki eğitim kümesindeki diller yani nasıl bir dille eğitildi? Burada Türkçe gördüğünüz gibi... 10.000'de birim bile altında. Şuradaki 8.38'lik yani Anknow kategorisi daha çok kodlama dilleri. Python falan yani. O yüzden bunu saymayın. Ve bu da zaten ne diyorlardı? Yani İngilizce dışı dillerde çok iyi bir sonuç. Beklemeyin. Ama bu Lama 2'nin istatistiği. Lama 3'de şu an görülen denemelerde Türkçe'de bir iyileşme var. Yine bir test. Mesela Lama 2 ve Lama 3'ü bu Buydu size bahsetmek istediğim. Mesela bu e, MMLU dediği aslında 5 shot dediği de şu. bu ş, ş, e, Shot e, shot diyorlar buna. Few shot veya zero shot. Bunu aklınızda tutun. Shot dediği şu. Şimdi mesela e, biriyle konuşuyorsunuz. Geldiniz ve aslında onunla ne konuşacaksınız? E, matematik sınavı nasıl geçti? Bunu konuşacaksınız. Geliyorsun diyorsun ki matematik sınavı nasıl geçti? Bu zero shot direk yani direkt cevabı almaya yönelik. Ya da şöyle bir şey diyorsun. işte bugün matematik sınavı vardı. işte bir şöyle şöyle bilgi veriyorsun önden. Ondan sonra fizik sınavın iyi geçmişti. Şöyle olmuştu. Matematik sınavın nasıl geçti? Burada şatları eklemeye başlıyor. Şat dediğin aslında yapay zekaya önden bilgi vermek yani belli konularda. Prompt teknikleri var. Bugün vakit kalırsa birkaç dakika değiniriz. Uzatmayayım. Burada 5 tane soru sorup cevabını almış. Böyle çoklu bir diyalog yapmış. Lama 3, lama 2 lama ve bunların farklı parametrelerinde bunun sonuçlarına bakmış. Yani ne kadar başarılı. Ee, şu e, GPQ'a e, genel amaçlı bir sohbet gibi düşünün. Bu da bir insan gibi davranma, Human Evil'da da bu şekilde çeviriyor yani bunu insan bir insan bir kişilik gibi konuşmaya başlayınca yani Ankara'nın başkenti neresidir mesela değil sen nasılsın gibi onun kişiliği üzerinden gidince Human Evil oluyor. Şu sosyal medya üzerine yani sosyal medya içeriği üzerine bir üretimde bu da matematik üzerine bir üretim. Bunları şundan koydum dil modelleri çalışırken arkada bunlar nasıl sınamalara tabi tutuyor oluyor onu görmeniz için mesela benim bir tane sorum var kendimin öyle e, denediği şöyle ben 6 yaşındayken kardeşim yarım yaşındaydı ben 70 yaşına geldim şimdi kardeşim kaç yaşında olur bu yaş problemi sorusu mesela basit bir yaş problemi sorusu bunda mesela takıldığı oluyor bazı modellerin ben bunu kendim böyle test etmek için kullanıyorum bunun gibi mesela bu bir mat matematiğe giren bir şey bunun gibi sorular var ee, neresi e, bu api servisi olarak lama modellerini tutuyor bir sürü yer var bakın burada bunları not alabilirsiniz biz de bir tanesini kullanacağız şimdi daha sonrasında aslında bizim biraz daha şeyden takip edebileceğimiz ve 3 öğrenden takip edebileceğimiz şeyler var şu zaten çok koymamışım pardon ee, yine modellerin karşılaştırması var o web 3 şimdi diğer şeylere bakalım. İzninizle hemen web 3 öğren diyelim. Ha, son uygulamasını da yapacağız. Bakın bunu yeni ekledik. Özellikle bu eğitim için ekledik. Burada bir tane hata var. Şu 2024'te piyasaya sürülüyor. Şimdi bunun eğitim kümesinde ee, yaklaşık 1.5 trilyon diyor da 2 trilyona yakın tokenla eğitilmiş bu 15 trilyon yani 7 kat daha fazla bir veri kümesi üzerine inşa ediliyor Lama 3. İşte çeşitli şeyler yapıyor. Burada benim değineceğim süre az şunlardan birkaç tane şeye değineceğim. Mesela bunları uygulamalarda görürsünüz. Deep Learning AI'da da, Deep Learning.ai'da da bunu Çevrim içi kullanabiliyorsunuz bu modeli. Bakın burada add inst false dediğiniz zaman size şöyle bir cevap veriyor. Fransa'nın başkenti nedir dediğinizde buna yakın soruları size veriyor aynı zamanda. Böyle bir özelliği var. Her yerden bir şey açılıyor kusura bakmayın. Bir sürü yapay zeka aracı var. Ee, bu aklınızda olsun. Şimdi buradan... Benim özellikle değineceğim şurası. Şimdi temperature dediğimiz bir şey var. Bu yapay zeka araçlarının hepsinde var. Dil modellerinin. Temperature dediğimiz şey aslında belki ileride üzerine çok konuşacağımız bir şey. Çünkü insan zekasıyla da alakası var. Aslında şu. Şimdi bunu sıfırla bir arasında belirliyoruz. Yapay zekanın inisiyatif alma olayı. Ve bunun derinine girdiğinizde aslında şunu görüyorsunuz. Şimdi biz genelde şöyle tanımlarız. Şunu bir kapatayım size göreyim. Biz genelde şöyle tanımlıyoruz. Zihin ve zekanın ikisini de aslında böyle aynı eksende ele alıyoruz ya. Mesela bizim orada işte çok kafalı çocuk derler işte her şeyi aklında tutuyor. Aslında yapay zekada şunu görüyoruz. Mesela Portakal dediğimde aklınıza gelen üç tane meyveyi sayın dediğimde belki portakal üzerine çok fazla bilimsel araştırma yapan kişiler tak 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 diye üç tane aynı meyveyi sayar. Çünkü aynı e, çok ciddi bir kümeleme yapar kafada ve aynı sayar. Ama mesela 6 yaşındaki çocuğa sorsak, 7 yaşındaki çocuğa belki çok farklı şeyler söyler. Aslında biz öğrendikçe o daralıyor. Bunu bir tane Hindistanlı filozof şöyle diyor. Diyor ki mesela gökyüzünde bir şey uçuyor. Bakıyorsunuz ve onun güzelliğini görüyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir bilgi bilmezseniz onun güzelliğine odaklanıyorsunuz. Ama mesela bir biyolog ona baktığında hemen kuşun türü, şu, 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 onları düşünüyor. Şimdi bu temperature olayı da bu aslında. Temperature'ı biz yaşadıkça düşürüyoruz. Yani yaşadıkça o diyorlar yaratıcılık ölüyor falan. O temperature düşüyor ve aslında sistematik düşünmeye başlıyoruz. Yapay zekada da bu sıcaklık ayarı bu yani temperature sıfır olduğunda bir yazılımcının en sevdiği yemek nedir diye 100 kere sorunca 100 kere pizza diyor. Temperature 05 beş yaptığımızda 100 kere sorunca 85 kere pizza, 15 kere mesela hamburger diyor. Ama mesela temperature biraz da artırıyoruz, artık sushiyi de eklemeye başlıyor. Birinci parametremiz bu. Aynı şekilde burada da var temperature zaten. Mesela şöyle bir şey var ilan ediliyor ya mesela bir prompt yazdım o promptla şu oluyor. Yani ben bu promptla şu resmi çizdirdim dediğinde oraya araştırmaya temperature de ekleniyor. Yani bunu şu sıcaklık değeriyle yaptım. Çünkü o da önemli bir veri. İkincisi burada maksimum token ayarı var. Bakın şurada mesela bir şey yazıyor prompt bir doğum günü kartı hazırla. Max Tokens diye bir parametresi var. İleride Lelama modelini kullanırsanız bunlar aklınıza gelsin. Max Tokens burada diye bir... Paylaşım durduğu için şu anda göremiyoruz. Özür dilerim. Hemen açayım onu da almışım. Hemen şöyle açtım. Şu maksimum zaten sıcakla söyledim. Maksimum token'da da mesela burada max tokens diye bir parametre veriyoruz. Cevabı onunla alıyoruz. Peki bunun faydası ne aslında Max Token'ın? Yani aslında oradaki e, enerjiyi doğru yönetiyoruz. Bununla da ilgili ilginç bir haber çıkmıştı. Geçen tweet e attım. Bence o perspektif de önemli. E, şimdi Çin'deki yapay zeka ile ilgili e, testlerde kullanılan su, hani o soğutma sürecindeki, 2030'daydı yanılmıyorsam Güney Kore'nin su ihtiyacını geçecek deniliyor. Bunu da bir yere not alın. Yani ileride biz şuna karar verebiliriz. Hani bu suyu kime kullanacağız? Bazı ülkeler karar verebilir yani kendi yan komşuları içerisinde de bunu düşünebilir. Ee, buradaki mesela diyor ki şu dosyayı aç diyor. Sonra da diyor, bunu özetle diyor. O zaman token olarak hem dosyanın içerisindeki bütün veriyi alıyor bir de bunu alıp üstüne ekliyor. Sonra mesela Dosyada 3974 token var. Burada da 1024 token var. Toplamı top en yüksek giriş tokenını geçerse hata veriyor. O yüzden tokenı azaltarak mesela cevap verebiliyorsunuz. Bu da bir e, şey aklınızda olsun. Buradan detaylarına bakarsınız. Buradan sonrası şurada şeyler var. Prompt teknikleri var. Hemen onunla da ilgili bir şey söyleyeyim size. Burayan.com'da bunları ben yayınladım. İşte prompt teknikleri, prompt bileşenleri, prompt prensipleri. Bir beş dakikada hızlıca onlardan bahsedeyim. Prompt dediğimiz şey yapay zeka ile konuşma dilimiz. Hani biz diller öğrendik ya, İngilizce öğrendik, yazılım dillerini öğrendik. Artık yeni bir dil öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü promptun içerisindeki küçücük bir nüans o yapay zekanın vereceği cevabı bambaşka yere getirebiliyor. 100 kişi yapay zekanın karşısına oturduğunda sadece belki bir kişi tam olarak istediğini alabiliyor. O da prompt kullanma becerisiyle alakalı. Şimdi bununla ilgili 2022-2023'te çeşitli akademik çalışmalar yapılmış. Oradan çıkan, sızan yani damlayan şeyleri kullanıyoruz biz de. Prompt bileşenleri dediğimiz şey, yani bir prompt neden oluşur dediğimizde aslında bir talimattan oluşuyor. Yani ne istiyorsun o talimat? İki bağlam. Bağlam dediğimiz şey de şu. Mesela e, yapay zekaya Türkiye'nin başkenti neresidir dediğinde ve bana bunu 500 kelimede anlat dediğinde yapay zeka nasıl bir bağlam içerisinde olduğunu bilmediği için bunu anlatırken zorlanır. Ama mesela dünya başkentleri ile ilgili akademik bir çalışma yapıyorum şöyle 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 deyip onu belli bir bağlama Aynı buradaki ekrandaki oluşturulduğu gibi arka plana alıştırdıktan sonra bana bunu Türkiye'nin başkenti neresidir dediğinde Ankara'yı ele alırken o bağlam içerisinde ele alır. E, yapay zeka ile konuşurken promptlarda bir giriş bir de çıktı e, farklı şekillerde olabiliyor. Yani girişi siz e, farklı bir şekilde verebilirsiniz. Yani Mesela bir soru olabilir, bir resim olabilir, bir dosya olabilir. Oralarda esnek oluyoruz. Bir tablo olabilir. Çıktı da aynı şekilde. Yani çıktıyı alırken de bir HTML dosyası olarak da alabilirsiniz. Bir JSON verisi olarak da farklı bir dilde de yani İngilizce, Fransızca gibi farklı şekillerde alabilirsiniz. Bunları ele alarak OpenAI iki tane demiş ki kardeşim iki tane prompt prensibi var. Bu prensiplerle çalışırsan aslında daha iyi çalışırsın demiş. İza'ydı bir kadın. İza diye bir kadın. Yine kursların birinde vardı. Ben onları çevirdim. Şimdi prompt prensiplerini ikiye ayırıyor. Diyor ki yapay zeka ile konuşurken bir açık ve özgür talimatlar yaz. Bu kısa demek değil birincisi. Kısa demek değil yani. Ne kadar kısa yazsan o kadar iyi değil. Bu ilke prensibinlerdeki ilk prensibi farklı taktiklerle daha da somutlaştırıyor. Ee, orada bu üstteki biraz daha stratejik düzey, alttaki direkt taktiksel düzey diyor ki, mesela cümleyi kuruyorsun ya, işte şöyle diyebilirsin mesela bütün e, metinde e, bahsedeceğim bir şeyi en üstte bir değişken olarak tanımlayabilirsin, mesela isim eşittir buğra gibi atıyorum veya imla kurallarına uyarsın, tırnakları doğru şekilde kullanırsın. Sırf dilindeki noktalama işaretlerine değil kendin de yapabilirsin. Ben mesela yapmıştım. Excel ile ilgili bir veri var ve dedim ki işte şu yan sütuna bir şey ekleyeceksin. Onunla ilgili de şuradaki işte birinci sütundaki isim şu. Kendime göre böyle noktalama işaretleri yaptım. Ya yani buradan al benze böyle kodumsu bir şey yazdım ve çok hızlı çalıştı gerçekten. İkincisi yapılandırılmış çıktı istersen daha iyi diyor. Çünkü şöyle düşünün. Siz bir şey diyorsunuz makine onu kendi dilinde anlıyor daha sonra normal konuşma diline çeviriyor. Eğer siz makine dilinde cevabı anlayabilirseniz o tarafa gitmişken oradan çıktı alıyorsunuz daha iyi oluyor. Üç koşulların karşılandığını kontrol et bu da şu. Mesela diyorum ki işte Ankara'da üniversiteler içerisinde yapay zeka ile çalışan yapay zeka üzerine çalışmalar yapan hocaların hangisi siber güvenlik alanında çalışmalar yapıyor. Burada aslında yapay zekaya bir e, böyle yola sokuyoruz. Programlar gibi konuşuyoruz. Önce Ankara'ya git, sonra buna bak, sonra üniversitelere bak, sonra hocalara bak. Eğer bu varsa bunu yap gibi. Şimdi bu üç tane taktiğin kesiştiği nokta şu. Onu Open yayın eğitimde söylemiyor ama bence şöyle. Üç tane noktanın da kesiştiği yer sizin makinamsı düşünmeniz. Yani empati yapmanız. Onun diline bir adım atmanız. Yani ikiniz karşı karşıya bir adım ona atıyorsunuz. Az örnekle sorgulama fifth shot prompting de şu. Az sonra teknikleri göstereceğim ama genel olarak işte önden bilgi vermek. İkincisi de modelin düşünmesi için zaman ver. Yani sonuçta siz bir şey diyeceksiniz ve o da 5 saniye sonra size cevap verecek. Dolayısıyla bu cevabı verirken olabildiğince hızlı bir şekilde yani hadi bana şunu yaptığında hızlı bir şekilde yapıyor. O zaman onun düşünmesine zaman ver. Isındır. Mesela de ki Merhaba, bugün seninle işte turizmin geleceği ile ilgili konuşacağım. Bu konuda genel olarak hangi başlıkları konuşabiliriz? Mesela o başlıkları versin, daha sonrasında siz devam edin gibi gibi. Bunlar prompt e, prensipleri ve son olarak da prompt e, tekniklerine değineceğim. Burada 11 prompt mühendisliği tekniği var. Bunlar değişiyor. Bir tane daha yazı var burada. Ama sadece size şunu söyleyeceğim. Mesela burada bunlar üzerine çok da çalışılıyor ama mesela... E, bakayım. Şey söyleyeceğim size. Düşünce ağacı tekniği. Bunu burada change of truth diye almış. Mesela şunu dediğinizde yapay zeka farklı bir cevap verebiliyor. Örneğin turizmin geleceği. Turizmin geleceği ile ilgili bana bir şey söyle yerine. Turizmin geleceği ile ilgili 5 tane uzman kafanda tasarla. Bu uzmanları aralarında tartıştır ve bana sonucu söyle dediğinde yapay zeka doğru cevap verebiliyor. Daha iyi cevaplar verebiliyor. Bunu aslında insan zekasıyla da çok ayırmayalım. Yani bir konuyu düşünürken biz eğer mesela o konuyla ilgili mesela politik bir konuyu düşüneceğiz, politik olarak aklımızda bütün partilerle ilgili kendimizi konumlandırıp aralarında tartıştırıp sonra sonucu söylesek çok daha böyle detaylı perspektifi geniş bir cevap olabilir. Bu teknikleri deniyorlar. Yani bu teknikleri deniye deniye şeyler buluyorlar. Düşünme yöntemleri buluyorlar. Mesela siz de bulabilirsiniz. Çünkü bunlar çok yeni şeyler aslında. Şuradakinde daha da bir dakika prompt prensipleri prompt şurada pardon. Şurada daha da ha ee, güzel oluşturmuştum. Sıfır örnekle istemde mesela hiçbir şey demiyorsunuz. Direkt soru az örnekle istemi söyledim. Düşünce ağacını az önce söylediğim işte farklı şeyler kişilere üretmek veya işte artırılmış üretim diyorlar. ...veya veri alımı artırılmış üretim... ...bunların isimleri de tartışma çok yeni oluştuğu için... ...mesela burada da diyorsunuz ki... ...bir tane dış kaynağa git... ...bir tane bilgiyi al... ...onunla gel yorumla... ...mesela bir e, soru soracaksınız... ...bugün ben lalamada da yaptım... ...mesela Türkiye voleybol takımının başarıları nedir dediğimde... ...2023 yılındaki... ...diyor ki ben 2022 yılındayız şu anda... ...o yüzden cevap veremem... ...sonra webi ara gel dediğimde... ...gidiyor webten bir tane bilgi alıyor... Sonra onun modeline aktarıp o bilgiyi yorumluyor. Bu da artırılmış üretim. Bunlara bakmanızı öneririm. Burada çeşitli teknikler var. Ee, şimdi iki kısım kaldı. Onları da göstereceğim. Birisi Grok. Adres bu görünmüyor ama grok.com'a girdim arkadaşlar. Şimdi grok.com gözüküyor e, acaba gözüküyor. Ha sizde gözüküyor. Ama eğitimi izleyenler de gözükmeyeceği için kaydedelim. E, kayda girsin. grok.com'a girdim. Burada e, mesela model seçiyoruz. Bakın Lama'nın Lama, Lama 3'ü 70 milyar parametreyle veya 8 milyar parametreyle kullanıyoruz. Hiçbir şey kurmanıza gerek yok. Bilgisayardan buradan yapıyorsunuz. Bana İstanbul ile ilgili Türkçe bir şiir yaz. Mesela Türkçe dedim dikkat edersen. GPT de bunu demem ama burada bazen takılıyor. Mesela bunu yazıyor daha sonra İngilizceye çeviriyor. Size göstermek istediğim şeylerden biri şu. Bakın hızı bana söyledi. Grok sürekli hızı da söylüyor size. Ayrıca giriş token'ım kaç? 36. Yani bana İstanbul ile ilgili Türkçe bir şiir yaz da ne 36 tane kelime var, ne hece var, ne harf var. Ama 36 token ayırdı. Bunu çıkışı da 435 token yaptı. Aynı şeyi mesela burada farklı bir şeyde de deneyebiliriz. Yani llama 3'ün 8 milyarlık modeli. Şöyle bir şiire bakalım. İstanbul'un yerlerinden bahsetmiş ve bayağı uzun. Burada da başka bir şiir yazdım. Ee, burada input'u 491 aldı, herhalde ilk, ilk sohbeti de ekledi içine O yüzden 450'de çıkış 450'de çıkışı verdi. Bu şekilde modelleri burada deneyebiliyorsunuz, aklınızda olsun. Biz şey yapacağız. Burada Grok Cloud'a giriyoruz. İnsan olduğumuzu doğruluyor. Grok, Grok Cloud'dan bir API key'i alıyoruz. Ha, burası Playground. Burada da yapabilirsiniz işlerinizi. Bakın Temperature artık çözüldü değil mi? Temperature görünce neymiş biliyorsunuz. Temperature'ı çok artırırsanız sizin anlamadığınız dilde konuşur. Umarım birbirlerini anlamazlar. <laughs> o zaman biz boşa düşeriz. Ama gördüğünüz gibi artık uçtu yani uçma. Ayakların yere değsin diyoruz şöyle. Gördünüz mü? Tekrar aramıza döndü. Şimdi Lama 3 buradan farklı şekillerde de deneyebiliyoruz. Mistral var. Aynı zamanda Google'un Reddy Gemma diye bir model var. Bunlar açık kaynak kodlu modeller olduğu için buraya eklenebiliyor. Gelişmiş ayarlarda da işte penaltılar falan var. Cezalar var. Onlar da yine benim e, bu burayan.com'da var bakarsınız promptla ilgili e, sayfaların birinde vardı. Ya yani bunlar kavramlar aslında. E, buradan api key'imizi alıyoruz. Ben bir tane aldım. Daha sonrasında documentation'a girelim. E, bunu kuruyorsunuz. Sadece bu kolapta falan e, bunu direkt değişken olarak tanımlayamıyorsunuz. Ben o yüzden terminalde yaptım bir sorun verdi. E, Grok kütüphanesini kuruyorsunuz. Ardından son derece basit. Şöyle bir kodu var işte. Ee, ben size şimdi izin göstereceğim. Bir saniye onu da hemen ayarlayalım. Bakalım. Tamam. Şöyle. Şimdi ve son olarak uygulamamızı göstereceğim ben. Terminalden. Tamam. Yani şöyle, nano diyeyim. Python. Bakın bu kodu, işte oradan aldığım kod da burada görünmüyor gördüğünüz üzere. Onu işte o export ile ekledim, o yüzden gözükmüyor. Yani export deyip önden bir yükledim terminalden. Yani güvenlik nedeniyle buraya koymuyorlar. Daha sonra, aslında ben şunu yaptım. Oradaki ilk kod bu, ilk baştaki kod. Ama ben bunu işte sürekli dosyadan açayım, uğraşayım öyle yapmadım. Python'da bu argümanlar var. İşte mesela az sonra göstereceğim. Kodu çalışırken argüman giriyoruz. Direkt oradan yapıyoruz. Yani kodun içine açmıyoruz. Kod böyle kalıyor. Ha burada şu da var. Aklınızda olsun. Mesela sistemin verdiği cevap var ya. Sistemin verdiği cevabı döngüye alıyorsunuz. 50 kere soruyorsunuz. 100 kere soruyorsunuz. Sonra not alıyorsunuz. 50 kere sordum şu sıcaklıkta şu modelde şu konuda şöyle bir cevap verdi. Bu her şey olabilir. Dini bir araştırma bile olabilir. Mesela bana geçen ilahiyatçı arkadaşlar dedi ki mesela şurada hata veriyor. Aslında onları bu şekilde çalışıyoruz ve iyileştirmeleri vesaire de orada yapıyoruz. Siz orada bir prompt'la ilgili veya başka bir noktada bir hüner, bir e, önemli bir nokta yakaladıysanız zaten oradan yani bunu matematiksel olarak koyuyoruz. Şimdi şunu kapatayım düzgün bir şekilde. Ee, o kodu girdik. Başka bir şey yapmadık. Pip install dedik. Export dedik. O kodu girdik. Daha sonra mesela Python 3. Lema 3. Python. Content. Mesela benim content'im ne? Mesela e, İstanbul hakkında ne biliyor? Bakın şu an mesela lama'yı. Türkçe şey e, kon terminalden kullanabiliyorum. Türkçe cevapla. Bak mesela buna Türkçe cevapla diyorum ya. Yapay zekanın modeli iyi değilse, şöyle bir şey dediğimde, ne biliyorsun? Türkçe konuş. Dediğimde gidiyor. Türkçe konuşuyor. Sanki ben ona Türkçe konuş demişim. Yani başka hiçbir şey dememişim. Diyor ki bak Türkçe'de selamlama budur, hoş geldin budur. Kopuyor, bağlamdan kopuyor. İşte bunları. Yani ne kadar çok kullanırsanız o kadar görürsünüz. İşte İstanbul bakın buradan. Önce yazıyor. Sonra çevirisini yazıyor. Şuradan başladı. Şuradan. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir. Doğu batı kültürleri, balık ekmek falan filan Türk hamamı. Ve bu şekilde siz... Bu API ile Lama 3'ü bilgisayarınızda da istediğiniz gibi çalıştırabiliyorsunuz. Şuraya dönelim. Hemen. Bunun gibi bakın burada bir sürü modeller, chat tamamlama, kütüphaneler, örnekler bir sürü şey var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu grok gibi başka servisler de var. Yani API desteği veren. Ben bunun ücretlendirmesini daha göremedim. Henüz. Hani kotasını falan göremedim. Organizasyonları özel şeyler de var ama bu bu ters araçlar var GROK gibi hatta bugün bir tane daha kullanmıştım ama GROK'un hızı falan da göstermesi hoşuma gitti şu olay yani araçları değiştirip şu an mesela GEMA'ya geçtik ona yazdıralım bunu da kullanabiliyorsunuz bakın böyle İstanbul'un baharı diye yazdı ha bir de burada şey vardı onu da söyleyeyim bunlar onu bakarsınız ben daha bakamadım tam LPU yani GPU yerine LPU diye bir şey üzerine çalışmışlar. Ben bununla ilgili herhalde en son TPU'yu duymuştum. Tensorflow Google TensorFlow'da bir mekanizma ve diyor ki LPU'da bunu çalıştırınca çok hızlı oluyor. Hani o da ayrıca e, bir not olarak kalsın. Burada sistem prompt dediğimiz şey e, şudur. Eee you are a, mesela nutrition expert dedik. Artık ona kişilik kazandırıyoruz. Yani sen bir beslenme uzmanısın. Mesela burada normalde demesi lazım. Ben bir beslenme uzmanıyım. Çünkü onu sisteme girdik. Mesela hata oldu. Ama aklınızda olsun. Bu da bütün hepsinde vardır. Yani sisteme sen şusun, sen busun diye tanımlanınca ona göre davranır. Şimdi tam 45 dakika aralıksız anlattım. Dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Sorularınızı alacağım. Ama gördüğünüz gibi derya deniz. yani Birçok iş alanı buradan çıkar. Çok yeni teknoloji. Ve Lama 3 Türkçe'de de iyi cevaplar veriyor. Bunu Facebook, yani daha doğrusu Meta, Facebook'a, Instagram'a, Whatsapp'a hepsine entegre edecek. Orada siz onun biraz beceriniz varsa, direkt oyunda oluyorsunuz. Sorularınız varsa alabilirim.